Sena, ne oldu? Bir şey mi oldu? Aklıma bir şey takıldı. Öyle olunca da uyuyamıyorum ben. Ne takıldı? Bir yerde bir yanlış yaptım ama ne? Beni görmemenin bir sebebi olmalı, değil mi? Bunun için mi çağırdın bu gece beni? Ne yapsaydım? Seninle aramızdaki şeyin gerçek olması için benim ne yapmam gerek? Hı? Gerçek zaten. Öyle mi? Aylarca boşanmanı bekledim. Hayatımı tehlikeye atıp seni görmeye geldim. Eski kocan senin başına bela olmasın diye onun restini gördüm. Ona ceza vereceğimi ödüllendirdim. Ve hala senin yüzünü göremiyorum. Bu mu gerçek? Kenan. Ben sana söyleyeyim mi gerçeği? Ben bu evde hala yalnızım. Al sana gerçek. Yıllardır bekliyorum. Asırlık düşmanımı alt ettim. Hayaller kuruyorum senin için, can için. Mutlu bir yuvam olsun istiyorum. Ne yapmam gerek? Sevdiğim kadınla mutlu olmak istiyorum. Benim daha ne yapmam gerek? Tamam, konuşuruz. Hayır. Artık konuşmayalım. Ben sadece tek bir cevap istiyorum. Sana bir soru sormuştum hatırlarsan. Şimdi aynı soruyu tekrar soruyorum Ayşe. Meşgulüm, çok mu önemli? Bana iyi haberler ver Temmuz. Ne kadar kaldı? Çözülüyorlar. Sabırları tükendi. Kenan Bey, bu muhtemelen hedef vurulmadan önce yaptığımız son konuşma. Güzel. Yine de dikkatli olun. Manolya'da mısın sen? Evet. Haberleri iletirim. İyi geceler. Sana da. Nerede kalmıştık? Sen bitirmiştin, ben başlıyordum. Bekliyorum. Ben de istiyorum aramızdaki şeyler gerçek olsun. Senin için kocamdan boşandım. Tabii ki teklifine cevap vermek istiyorum ama ona göre davranmıyorsun. Anlamadım. Beni yatağımdan kaldırıp buraya getiriyorsun. İş pazarlığı yapar gibi ben bunu yaptım, sen de şunu yap. Süre doldu, at imza eder gibi evlenme teklif eden Kenan Birkan'la ben evlenemem Kenan. Ben karşımda bir Kenan gördüm. İçinde yapayalnız, savunmasız. Aşık bir çocuk. Bu karşımdaki adam değil. Onun gibi sorabileceksen o soruyu, o zaman çıkart cebinde sakladığı yüzüğü. Yoksa alacağın cevap seni mutlu etmez Kenan. Tam da bundan bahsediyorum işte. Söyler misin beni eve bıraksınlar? Manolya diye birinde. Nerede kalmıştık? Evet. Ben bu defa her şeyi doğru yapıyordum. Bir planım var yani. Elbette. Sen beni her zamanki nezaketinle davet edince senin son söylediklerini düşündüm. Haklıydın. Ben öyle teklif edersem tabii ki kabul etmezsin evlenmeyi.
Onun için ben hazırlığımı yaptım. Şimdi birazdan seni alacağım. Hazırladığım yere götüreceğim ve sana... Evet. Evlenirim seninle. Gerçekten mi? Nefesimi tutup bu anı beklemişim sanki. Ne gözyaşları bunlar? İyi gözyaşları mı, kötü gözyaşları mı? Bu sefer ben de mutlu olacak mıyım gözyaşları? Olacak mıyım? Hayatın pahasına. Kutlayalım bunu. Ben bir yüzümü yıkayayım. Tamam. Şimdi bir de buralara bakalım. Sen yazıyor musun? Söyle sen, ben tutuyorum aklımda. Mesela... Çamaşır odası olsun burası. Bizde o çiftliğin nevresim takımlarından yok çok. Onlardan al bol bol. Her şeyden iki tane olsun. Havlular, bornoz, takım olsun. Tamam mı? Çamaşır odası olsun burası. Hepsi buraya konsun. Bu resim bunu alın buradan. Eşan hiç sevmiyor. Başka bir şey koyun. Ya da ne bileyim ben. Aman boş bırakın, Eşan bir şey seçer. Gel gel. Burası ne kadar boşmuş böyle ya. Hiç de bir şey söylemiyorsun. Dolaplar. He? Dolaplara da yer açmak gerek. He. Ona bir giysi odası falan yapalım değil mi? Benim dolabımda mı yer açmak lazım? Bir iki çekmece de yetmez tabii. Yarısı mı? Dolabın yarısı onun mu olacak? Sen nasıl uygun görürsen. Yarısı tabii. Kütüphaneyi de boşaltmak lazım değil mi? Yarısını. Allah Allah. Böyle mi oluyor bu işler ya? E hadi bakalım gel. Geç geç geç. Dur ben geçeyim gel. Şimdi evin yarısını boşaltıp iki kişilik yer açacağız öyle mi? Ben hayatımda yapmadım böyle bir şey ya. Bir günde olmuyor zaten. Ama bir gün bir bakacaksın. Hangisi senin, zaten unutmuşsun. Olmaz öyle şey. Yani bundan sonra iki kişilik mi yaşayacağız? İki mi? Doğru, üç. Can da var. Üç. Kısmetse üçten fazla inşallah. Sen nasıl baş edeceksin hepimizle? Baş edeceğiz artık. Edeceğiz değil mi? Misafiriniz var efendim. Kim? Cengiz Bey efendim. Çalışma odamı alın. Hayrola Cengiz? Bugün ne yaparsan yap benim keyfimi bozamazsın. Hiç uğraşma. Temmuz'u öldürdüler. Olmaz, sahtedir. Yapar bazen öyle sıkışınca. Sudan çıkarmışlar yeni. Bu suya düşürmüşler. Öldü Kenan. Başka kimse var mı? Başka kimse diyorum. Başka kimse var mı? Benim bilmediğim Temmuz gibi başka birileri var mı? Yok. Başkası yok, Temmuz gibisi yok. Yok öyle biri daha. Biz kaldık Cengiz. Sen eve git, ben güvenliği artıracağım. Araştıracağım, en iyisini bulacağım. Olmadı biz yapacağız. Biz gidip sıkacağız gırtlağını ezelim. Biz bitireceğiz onun işini. Biz? Aynen. Kendimiz. Burayı böyle görünce öğrendi gidiyor dedim. Ben bir yere gitmiyorum. Kenan. Bak bensiz gitme. Beni de al. Ben hiçbir yere gitmiyorum Cengiz.
Gidiyorsun işte, gidiyorsun, görüyorum. Sırada ben varım, bana ne olacak? Ha? Bir yere gitmiyorum ben, gidemem artık. İstersen gidersin. Cengiz! Hiçbir yere gitmiyorum ben. Sen istediğin yere gitmekte serbestsin. Bir yere gidiyorsun diye böyle değil burası. Tam tersine. Tam tersine. Buraya yerleşeceğin için. Eyşan buraya gelecek öyle mi? Aynen öyle. Dayanamazsan ceketini alıp gidebilirsin. Ne yapacaksın? İşi mi? Neymiş o? Ezelden kurtulmak. Dışarıda kaç tane güvenlik varsa iki katına çıkarmanı istiyorum. Evin içinde de adam olsun. Ama evin içindesin. İstiyorum. Kamera... Hamide hariç herkesi kov. Kamera sistemini de genişlet. Sadece evin önü yetmez. Anladım efendim. Bunların hepsini hemen hallet, gel bana. Seninle bir işim daha var benim. Nasıl yani? 50 tane koruma var. Sen nasıl girdin içeri? Hanımefendisi değil miyim bu evin? Düğüne şurada kaç gün kaldı? Sana da bir hatırlatayım dedim. Evet. Hazırlıklar. Şimdi mekan tamam, gelinliğim de tamam ama sürpriz göremezsin. Damatlığın da sürpriz olacak ama provaya gitmen gerek. Buyurunuz efendim, adres. Evet. Mekan tamam da şu güvenlik meselesi. Girmeyelim sıkıcı konulara. Menüye bakmamız gerek. Hepsi güzel, hangisi olursa. Ama sen anlıyorsun yemekten. Fark etmez, sen seç. Hepsi güzel gerçekten. Peki. Davet listesine bakalım o zaman. Ben sana güveniyorum Eşen'cim. Onu sen ayarla. Şu güvenlik meselesini konuşalım mı? Kenan, ne oluyor? Böyle mi hazırlanıyorsun düğününe? Bazı öncelikli şeyler var Eşen. Tabii, korumalar. Aynen. Peki. Korumaların evlenmeye ne dersin o zaman? Eşen lütfen yapma. Ne yapıyorum Kenan? Korumalar, güvenlik, silahlar, kafayı bozdum bunlarla. Bir hafta kaldı düğüne, hala bunları konuşuyoruz. Niye rahatlamıyorsun bir türlü? Temmuz öldü Eşan. Ezel Temmuz'u öldürdü. Anladın mı şimdi? Öldü mü? Ben istemez miyim düğünümü hazırlanayım? Ben istemez miyim tadını çıkarayım? Sen gerçek bir düğün olsun istiyorsun. Ben gerçek olamayacak kadar güzel bir düğün olsun istiyorum. Evleniyoruz. Bu benim için ne demek biliyor musun? Ben yalnız ölmeyeceğim. Tabii ki yalnız ölmeyeceksin. Son nefesinde bile senin yanında olacağım. Ben senin gördüğün Kenan olmak istiyorum Ayşen. Üzerime yapışan kötü adam imajını silip atmak istiyorum. Ama bırakmıyorlar, izin vermiyorlar. Ezel. Evet. Ezel. Durduramıyorum onu. Bırakmıyor peşimi. Ne yapacaksın? Halledeceğim. Halledeceğim. Düğünden önce mutlaka halledeceğim. Evleniyoruz Ayşen. Ben seni daha fazla üzmeyeceğim. Mutlaka halledeceğim. Hatta şimdi. Ezel. Bir buluşalım mı biz seninle?
Adamı gidip öldüreceğiz. Şimdi ne diye buluşuyoruz? Reddedemeyeceğim bir teklif sunacakmış. Gümrükte. Silahla giremiyorsun. Adamlara söyle peşimden gelmesinler. Dikkat çeker. İçerisi polis kaynıyor zaten. Yakalanmadan öldürmek mümkün değil. Mantıklı. Ha. Söyler misin tesisatı hazırlasınlar? Vakti geldi. Siz burada bekleyin. Ne istiyorsun? Sana ne verirsem aramızdaki kan davasını bitirebiliriz. Ciddi misin? Ne istersen veririm sana. Ne istedim biliyorsun. Niye devam edelim ki? Niye birbirimizi öldürene kadar devam edelim? Niye olduğunu da biliyorsun. Dayı mı? Ramiz'le benim aramdaki kavgaydı o. Ve ben haklıydım. Keşke görebilse. Ben de aynı senin gibiyim aslında. Boylarımız tutmuyor. Boylarımız. Sen de 30 yıl intikam peşinde koştun benim gibi. Sen kumarbaz oldun, ben zengin. Sen masumları harcadın. Hı. Ama yaşayanlar var hala. Çocuklarımızı aldılar bizden. Benden Eyşan'la Cengiz aldı. Benden de Ramiz'le Selma. Görüyorsun değil mi? Farklı değiliz Nezer. İkimiz de yıllarca kimseyi sevmedik. Çünkü aşıktık. Ben Selma'ya. Ben de Eyşan'a. Evet. Bitti artık o. Benimki de bitti. Ama ne güzel ki ikimiz de yeni birini tanıdık. Ben Eyşan'ı, sen Bade'yi. Çok tehdit etmiyorum. Artık bir geleceğimiz olmadığını düşünüyordum. Ama var. Değil mi? Hayatımın en korkunç anı neydi biliyor musun Ezel? Gazinoda tuzağa düştüm. Hayır, hayır, hayır. Dayının öldüğü gece. Evimde. Bittiğinde ne yapacağımı düşünmemiştim. Sen düşündün mü? Her şey bittiğinde yaşamaya devam edebileceğini düşündün mü? Artık düşünüyorum. Ben de ilk defa gelecekle ilgili hayal kuruyorum. Sen, mesela sen annene babana dönmek istemez misin Ömer olarak? Dayıyı unutayım yani. Dayı öldü Ezel. Sen yaşıyorsun. Dayı iyi tarafta, ben kötü tarafta falan değildim. Sen de benden çok şey aldın. 8'i aldın. Oğlum gibiydi benim. Kaya'yı aldın. Hayattaki tek arkadaşımdı. Temmuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hikaye benim hikayem olsaydı, Temmuz benim tevfiğimdi. Anlatabildim mi? Sen de çok şey aldın benden. Benim cesaretimi aldın. Benim vurdum duymazlığımı aldın. Neşemi aldın benden. Ben seni hiçbir zaman düşman bellemedim çocuk. Sen kendin geçtin benim karşıma. Gel bitirelim artık. İkimiz de yaşayalım. Unutalım. Sadece ahmaklar ölülere borçlu kalır. Hadi gel kalkalım şu masadan da bitirelim. Yaşayalım. Aynı şeyi. Dayı ölmeden ben sana sormuş olsaydım. Kabul eder miydin? Beni boş ver. Beni en iyi sen anlarsın Ezel. İntikamın insanın gözlerini nasıl kör ettiğini en iyi sen bilirsin. Hakkını arayan insanın onu karanlık yollarda nasıl bulduğunu en iyi sen bilirsin. Hadi gel bitirelim artık. İkimiz de birbirinin hayatını bağışlayalım. Haklısın. Senle ben itiraf etmek istediğimden daha çok benziyoruz birbirimize.
Aynı yollardan geçtik. Aynı kaderi paylaşıyor olmamız garip olmaz. Evet, hiç olmaz. Birbirimizi en iyi anlayan iki insan yine biziz. Aynen öyle. Senle ben aynıyız aslında. Tek bir farkla. Öyle mi? Neymiş o? Senin bildiğin bir şeyi ben bilmiyorum. Sor söyleyeyim. Eşit olalım. Nasıl öleceğin? Sen nasıl öleceğini bileceksin Kenan. Çünkü şimdi ben sana söyleyeceğim. Bu hafta bitmeden kendi odanda, kendi başına, kendi silahını kafana dayayacaksın. Kendini öldüreceksin. Ah, ilahi çocuk, ben ne diyeyim sana? Ay, güldürdün beni sen çok yaşayana. Hem de teklifimi kabul etmedin. Ki kabul etme diye dua ediyordum aslında. Her şeyi deneyeceğim diye söz vermiştim kendime. Ama mutlu son beklediğimi zannetmiyordun değil mi? Adamın kaldı mı da? Kaç tane Temmuz çıkarsan Kenan, hepsinin sonu aynı olacak. Benim Temmuz'a ihtiyacım yok artık. Temmuzlarda şöyle bir sorun var. Temmuzlar öldürdükten sonra yakalanmak istemiyorlar. Ama sıradan adamlar. Beceriksiz zavallılar. Temmuz gibi silah şörlükleri de yok. Cesur da değiller. Ama hepsi ezel, çaresizler. Paraları yok. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ailelerini geçindirmek zorundalar. 3-5 kişi de değil öyle. Buraya gelmeden birkaçıyla konuştuk zaten. Adamların bahsetti mi sana? Evet abi. Yaparım abi, ben yaparım abi. Bu adamı güpegündüz, sokak ortasında. Herkesin içinde öldüreceksin. Ya sonra? Karşılığında ailene iyi bakılacak. Oğulların okutulacak. Sen içerideyken rahat ettirileceksin. Çıkınca da iş sahibi olacaksın. Yapar mısın? Hepsinin cevabı ne oldu sence? Yapma! Dur. Yaparım. Dur. Ben yaparım. Alın şunu. Kelepçe tak. Arıyor musun efendim? Belini tek yer. Bu kadar basit, görüyor musun? Kimse benimle alakasını ispat edemez. Bunlardan her gün 50 tane, 100 tane bulsam yeter bana. Senin gittiğin her yerde kendi canını içe sayan biri olacak. Ramiz'in 100 adamı varsa benim 1000 adamım var. Hepsi de senin peşinde. Şimdi korkma sırası sende.